Herkese merhaba. Ramazan gelmeden bir pide tarifi vermek istedim. İçi gördüğünüz gibi tel tel, gayet iyi pişmiş, dışı çıtır çıtır. Fırından aldıklarınızdan hiçbir farkı olmayacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Burada malzeme listesi geçiyor. Ama infoya da değişimleriyle birlikte ekleyeceğim, ölçü değişimleriyle birlikte. Onu tezgaha alıyorum. Ortasını açıyorum. Su ve süt karışımını yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Suyun ve sütün çok soğuk olması çok önemli. Hatta içine buz küpleri atıp buzda da yoğurabilirsiniz. Çünkü su oranı çok yüksek hamurun. Dolayısıyla ılık ya da sıcak olduğunda çok hızlı yapışacaktır. Hamuru toplamak çok zor olacaktır. Hamuru biraz topladıktan sonra tuzunu ekliyorum. İçini biraz daha açıp yaş mayasını ekliyorum. Çalışması zor bir hamur. Su oranı yüksek çünkü biraz cıvık ve yapışıyor. Yumurtakını sonradan fark ettiğim için sonra ekliyorum. Ama siz sudan sonra ekleyebilirsiniz. Ama problem olmuyor. 2 kaşık un ekledim sonradan. Hemen toparladım hamuru. Tıpkı ekşi mayada olduğu gibi yoğuruyorum. Tezgaha çarpıp alıp tekrar üzerine katlıyorum. Bunu yapmak hamura hava aldırıyor. Ve daha iyi kabarmasını, tel tel olmasını sağlıyor. Yaklaşık 15 dakika yoğurmanız gerekecek. Biraz yorucu oluyor yoğurma kısmı. Böyle pürüzle yakı bir hal aldığında hamurumuz tamam demektir. Bakın hala elime yapışıyor. Mayalandıracağım kaba un alıyorum. Daha sonra hamuru içine alıp üzerine bir bez kapatıyorum. Fırında, ısıtılmamış fırında, soğuk fırında 45 dakika, 1 saate yakın bekletiyorum, mayalandırıyorum. Bakın iki katına çıktı. Tezgahıma un serpiyorum. Ve hamurumu toparlıyorum. Burada büyük bir beze haline getirmeye çalışıyorum. Şekillendirmesini yapmak için olduğu gibi tepsiye alacağım. Ve tepside şekillendirmesini yapacağım. Elimi ıslattım. Elimi ıslattıktan sonra şekil veriyorum. Yumurta sarısını ekliyorum. İsterseniz yumurta sarısının içine su ekleyip de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama ben her defasında elimi ıslatarak şekil verdim. Şekil verme kısmı önemli. O güzel baklava dilimini görmek istiyorsanız eğer çok iyi şey bastırarak şekil vermeniz gerekiyor. Çünkü fırına girdiğinde kabaracaktır o şekil verdiğiniz yerler. Kabarmaması için çok iyi bastırmak gerekiyor. Evet, son şeklinde verdikten sonra üzerine susam ve çörek otu ekliyorum. Tepsiye mutlaka yağlı kağıt serin. Çünkü yapışkan bir hamur. Bir fırın kabına, küçük bir fırın kabına kaynar su koydum. Buhar vermesi gerekiyor çünkü biraz. 250 derecede ısıttığım fırında fırının derecesini 230 düşürerek pişirdim. Dışı çıtır çıtır. Şimdi içini göstereceğim. Bakın iç
İçi de çok güzel pişmiş. Hiç hamur değil. İçinde boşluklar var. Kestikten sonra tadım yapıyorum. Ve lezzeti harika. İnanın fırından aldıklarınız gibi olacak. Mutlaka deneyin. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.